Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün hem yapımı hem de lezzetiyle şahane bir börek tarifi paylaştım. Üstelik ıspanak ve pırasayı da karıştırdım ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Bu videoda bütün püf noktalarını izleyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Toplamda 2 tepsi börek yaptım. Bunun için 1 kaseye 1 su bardağı dolusu yoğurt ilavesi yaptım. Hemen karıştırdıktan sonra 2 çay kaşığı dolusu kuru maya ilavesi yaptım. Bir tane yumurta ve 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Eğer evinizde zeytinyağı yoksa veya kullanmak istemiyorsanız bunun yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı soğuk su ilavesi yaptıktan sonra ardından ununu ilave ediyorum. Toplamda 6 bardak un kullandım. Ancak belki yetmeyebilir çünkü yoğurdun kıvamına göre un miktarı artabilir veya azalabilir. 6 bardak un yerine belki 6,5 bardak da kullanabilirsiniz. Lütfen kontrol olun. Çok fazla yumuşak bir hamur olmasına gerek yok. Sert bir hamur da olmayacak. Kulak memesi kıvamında olması yeterlidir. Hamur için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardı. Bütün malzemeleri ilave ettim ve şimdi yoğurma kısmına geçiyorum. Toplamda 5 veya 6 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Hamuru yoğurdum. Yaklaşık olarak 4 veya 5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi hemen bir kaseye alacağım. 40 veya 50 dakika boyunca hamurun mayalanmasını bekleyeceğim. Hamur mayalanırken ben de hemen seri bir şekilde iç malzemelerini hazırlamaya başlıyorum. Bunun için bir tavaya çeyrek bardak kadar ayçiçek yağı ilavesi yaptım ve yarım soğan da küçükçük doğradım. Şimdi hemen yüksek ateşte soğanları sote ediyorum. Yüksek ateşte soğanları soteledikten sonra hemen pırasalarını ilave ediyorum. Burada toplamda 500 gram pırasa var. Pırasalar yüksek ateşte sotelendikten sonra şimdi hemen baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı da biber salçası ilave ettim. Ve burada sadece biber salçasının birazcık kavrulmasını bekleyeceğim. Ardından hemen ocağın altını kapatacağım. Kesinlikle pırasalar bu tavanın içerisinde kalmasın. Başka bir tabağa alın lütfen. Çünkü bu tavada kalırsa eğer pırasalar sulanacaktır. Ve şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum ve soğumasını bekleyeceğim. Aradan 40 veya 50 dakika geçti. Ben de şimdi hemen hamuru kontrol ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi mayalanmış. Zaten çok az bir maya kullandığımız için çok fazla kabarmasını beklemeyin. Sadece 50 dakika boyunca dinlenmesi yeterli. Şimdi hemen birazcık gazını alıp hemen toplamda 24 eşit bezeye ayıracağım. Biraz sonra da ıspanağını hazırlayacağım. Ispanağını ben akşamdan yıkamıştım. Mutlaka kuru olması gerekiyor. Gerçekten de ıspanak ve pırasa birleştiğinde ortaya şahane bir lezzet çıktı. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Ve yapımı da çok basit. Biraz sonra göreceksiniz. Hamur da çok güzel bir hamur olduğu için açmak da çok kolay olacak. Herkes kolaylıkla açacaktır. Ben dediğim gibi 2 tepsi yapıyorum. Siz isterseniz bu malzemelerin yarısıyla 1 tepsi yapabilirsiniz.
Hamuru 24 eşit bezeye ayırdım ve bir tepsiye koydum. Üstünü kapattıktan sonra 20 dakika boyunca bu hamurların dinlenmesini bekleyeceğim. Ve şimdi ben hızlı bir şekilde ıspanakları da hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 500 gram ıspanak var. Yarım soğan, çeyrek su bardağı kadar zeytinyağı, ...150 gram civarında peynir, son olarak da tuz ve karabiber ilavesi yapıyorum. Bütün malzemeleri ilave ettikten sonra ellerini hafifçe ovarak görmüş olduğunuz gibi ıspanağın hacmini azalttım. Burası çok önemlidir. Yoksa çok fazla kabarık olacaktı ve hamur bezelerin içerisinde çok fazla yer kaplayacaktı. Hem de görüntüsünü de bozacaktı. O yüzden bu işlem çok önemlidir ama bu işlemi yaparken lütfen güç uygulamayın. Sadece hafifçe böyle ovarsanız göreceksiniz ki ıspanağın hacmi azalacaktır. Artık ıspanakları da hazırladığıma göre şimdi ben 20 dakika boyunca dinlenen bezeleri açmaya başlıyorum. Ondan yardım alacağım. Çok fazla ince açmanıza gerek yoktur. Kahvaltı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterlidir. Benim vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Ispanak ve pırasa tam gelecektir. Öncelikle ilk tepsiyi hazırlamakla başlıyorum. Bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra pırasalarını birer tatlı kaşığı ortalama koydum ve üzerine de ıspanakları koydum ve şimdi kapatacağım. Bu arada fırını da açtım. Şu anda fırın ısınıyor. Gerçekten de yapımı çok basit. Bu arada hamur o kadar çok güzel bir hamur ki hemen kolaylıkla açabileceksiniz. Hemen bu şekilde kapatma işlemini yaptıktan sonra fırın tepsilerine koyacağım ve hiç beklemeden hemen pişirmeye başlayacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şipşak hemen hazırladım. Hamur çok güzel bir hamur olduğu için çok kolaylıkla açtım. Kahvaltı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktı. Hemen katlayıp tepsiye koydum. Bir tepside 12 tane beze var. Ve şimdi yumurta sarılarını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir miktar süt koydum. Hem sürülebilirliği kolay olacak hem de yumuşak olmasını da sağlayacaktır.
İşlem bittikten sonra bu tepsiyi hemen fırına veriyorum. 190 derecelik fırın ayarında ortalama 35 dakikanın içerisinde pişecektir. Bu tepsiyi fırına verdikten sonra hızlı bir şekilde ikinci tepsiyi de hazırlamaya başlayacağım. Ve 35 dakikanın sonunda ilk tepsiyi fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi şahane oldu. Üstleri de çok güzel kızardı. Hızlı pişiyor, çabuk pişiyor. Bu arada basınçla pişiyor. İçlerinde hava boşluğu var. Biraz sonra içini detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada fırından çıkarttığınız gibi doğruca masaya koyup afiyet diyebilirsiniz. Gerçekten de 10 numara oluyor. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Şimdi hemen ikinci tepsiyi de fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. İçinde yiyenler pırasa olduğunu anlamayacak. Ispanakla pırasa birleştiğinde ortaya şahane bir lezzet çıkıyor. Eminim deneyen herkes çok beğenecek ve her zaman yapacağınız garantili bir tarif olacaktır. Hemen kesip sizlere içini göstermek istiyorum. Şöyle hemen kestim. Altında birazcık çıtırlık var. Çünkü pırasayı koyduğumuz için üstü yumuşacık. İçi yumuşacık. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Ispanak ve pırasanın birleşiminde ortaya çıkan lezzeti tatmanızı hemen istiyorum. O yüzden şu anda mevsimiyken deneyin. Eminim herkes çok beğenecek. Ve ben de böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım bu börek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.